Peki o zaman bir sayfa daha getireceğiz ekranlarımıza. Biraz da Trabzonspor'dan bahsedelim istiyoruz. Ee, Sabah gazetesinin 14. sayfasında özel bir haber var. Yunus Emre Sel imzalı özel bir haber var. Ee, Brezilyalı stoperin Trabzon'a transferinin perde arkasını anlatmış Yunus bize. Taraftarın çok istediği isim Vitor Hugo'dan bahsediyorum hocam. Beni Türkiye'den başka isteyenler de oldu demiş Vitor Hugo. Kendisini İstanbul takımlarına götürmek isteyen menajerlerin de aslında cazip teklifleri olmuş ama e, Trabzonspor'a bir kez söz verdin diyor, o sözden de e, dönmemiş. Şöyle, Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor beni neden istediğini, neler yapmam gerektiğini en iyi anlatan kulüp oldu. E, bu formaya giydiğim için gurur duyuyorum ifadesini kullandı. E, bu arada ilk devreye giren Başakşehir olmuş hocam, ardından da menajerler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da oyuncunun ismini önermişler. Bu sezon için. Mi? Bu sezon için Hı. konuştuğunu düşünüyorum. Yani öyle bir Ondan evvel zaten Beşiktaş'ın kapısından elinden Aynen kaçırdılar. Aynen öyle. Eee Vitor Hugo kariyerinin büyük bir bölümünü e, Brezilya'da geçirdi. Palmeiras'ta bir kez lig şampiyonluğu, e, lig kupasını kazandı bir kez de. Şimdi taraftarlar çok istiyordu. Artık o bölge için sorunlar çözüldü. Vitor Hugo ile diyebilir miyiz? Çok erken belki bu yorum yapmak ama. Yanında kim oynayacak? Onu çözmek lazım. Kim olmalı? Yanında. Mevcut kadroya baktığımızda. Bilmiyorsun ki oynayanlar, eldekiler ne gösterdi şu ana kadar. Onları tabii hocalar daha iyi biliyorlar. Bizler de seyrettiğimiz kadarıyla çok fazla bir bir şey alamadık herhalde. Ocak ayında oraya yanına bir tane daha bir transfer yapabilirler. Güney Amerika'dan olabilir. Uh -huh. yani şu andaki mevcutlar işte Victor Hugo'nun ne kadar onunla ansablesi ne kadar iyi olacak onu bilemiyoruz ama profil olarak stoper Hemen. hatta olarak iyi bir oyuncu aldılar. Biz hep ben bunu söylerim geçmişinde bildiğimiz için mükemmel oyuncular diyoruz çok iyi oyuncular diyoruz ama buraya geldiği zaman burada işler farklı yürüyor. Hı. Burada inşallah her transfer yapılan her transfer takımlarımıza hepsi başarılı olur. Trabzonspor'dan e, Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sorlot'un servis bedeli tam 10 milyon euro. Kulübün hesabına yatırılmış. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği. Bu rakamın önemli bir bölümünü e, borçtan düşerken diğer kısmıyla da kulüp yaptığı transferlerin ödemelerini gerçekleştirdi. Ne güzel. Aynen bu bilgiyi de vermiş olalım, paylaşmış yani, olalım. 375 bin 400 bin euro da. 400 bin euroya aldın oyuncu. İşte trans mi? transfer bunlar. Aynen. Bunları getireceksin. Bu şekilde yapacaksın. Ondan sonra sen satacaksın ama 5 milyonu, 6 milyonu, 7 milyonu aldığında bunu sefer 2 milyon anca satıyorsun. Hep zarar, hep zarar, hep zarar. Hep eksideler. Ama e, bravo yani Trabzonspor'a bütün hepsini tebrik etmek lazım. Emeği geçen herkese. Evet. Peki hocam geçelim diğer sayfalarımıza. Ee, bakalım orada hangi dikkat çekici başlıklar bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Geldi ekranlarımıza. Foto maç 9'da başlayalım o zaman. Bir Galatasaray haberi daha ekranlarımıza getireceğiz. Ee, Fatih Terim Anayaspor maçına Falco'yu hazırlıyor. Galatasaray milli arayı nasıl geçiriyor? 4 haftayı nasıl kapattı? Ve milli ara sonrasındaki maçlarına hazır mı? Biraz hazırlıklarından bahsederek bu sorunun yanıtını Mahmut Hocam'la arayalım. Ee, Kasım Paşa karşısında biliyorsun Cagney'i denemişti ama memnun kalmamıştı teknik adam. Bundan sonra Forvet'te artık ilk sıraya hangi maç olursa olsun, hangi kulvar olursa olsun Falko'yu mu yazacak? Çok da ama mümkün mü bu durum? Ya şimdi onu mu yazar ikisini beraber mi oynatır o kadar muamma ki bizim takımlarımız. Çok fazla her maçta her hafta değişiklikler çok iyi bir şey değil. Yani, işte, yani gol atmasa da oynayacak yorumuna mesela katılıyor musunuz hocam? Yani, yani, hedef sonuçta nihayetinde yani, ya, skor tabela. Olması gereken olarak düşünüyorsun Aynen. ama senin takımın ona, ona yakın ne oynayabilir Onu bir kere irdelemek lazım. Aynen. Yani tek kişiye kalan bir, bir olay olmamış. Mesela dün ne bahsettik? Cengiz bir girdi takımın Değil haleti rüyesi değişti. Bu tarzda Galatasaray'da Var oyuncular ama bir türlü onu e, yakalayamadılar, çıkaramadılar oyun tarzını. E, arkada kim oynayacak onların arkasında hepsi bunlar soru işareti. Şimdi e, Burak'la oynuyorsunuz milli takımda arkasında bir e, Hakan Çalınoğlu var. Hı hı. İşte Cengiz girdiği zaman oyunun e, değişiyor. Galatasaray'da onlar şu ana kadar oturmadı. Herhalde Emre Akbaba geldikten sonra daha fazla e, hı hı. şeyler konuşabileceğiz. Galatasaray'ın beklentileri çok. Orta sahası falan iyi esasında Galatasaray. Yani böyle yabana atılacak bir orta değil. Müdafasında fazla sıkıntılar yok ama Forvet'te o istenilen e, harmoniyi bulamadılar. Falcao dediğiniz dünyanın sayılı golcülerin arasında bilinenler Aynen arasında. Ne kadar ama, çok ses getirdi. Ama ses taraflar getirdi çok bekledi. De. Şöyle bakıyorsun biz geçmişe bir bakalım. Bir Elmander gibi bir faydalı olamadı. Evet. Şimdi onun o girmeleri dalmaları e, arkasından Drogba'yı yaşadınız. Aynen, yani öyle. böyle oyuncular geldi. E, Cadde iyi başladı deniyordu hocam. Yani, yani antrenmanlar bir hazırlık maçlarından söylüyoruz. gelen notlar hep olumluydu Hani fena da işler yapmadı hakikaten görüntüde. Neden böyle bir tercih? Sağda nasıldı? Sizin tespitlerinizi Çiğdem, alayım. şöyle, Biz şunu karıştırıyoruz. Yani bir anlık bir parlama mıydı şöyle acaba? Şöyle karıştırıyoruz. Galatasaray geldi. Galatasaray'daki evet. rakiplerin ise oynadığınız rakiplerle hemen hemen sizi sıkıştırıyorlar. dalağında kalıyorsunuz. Cagney de daralan oyuncusu değil. Kasımpaşa'da oynadığı zaman aynı tarzdaki oyuncu rakiplerle oynuyorsun. Mesela Gençler evet. oynuyorsunuz, Kayseri'yle oynuyorsunuz. Fazla sıkıştırmalar ve geniş alanı oluyorsun ve orada faydalı bir oyuncu. Jack ne geniş alan bulduğu zaman faydalı olacak. Burada o kadar bir sıkışık ve topla buluşamıyor. Teknik hı hı. kapasitesi çok üst düzeyde değil. E bu sefer hiçbir varlık çıkmıyor ortaya. Yani onunla ne şekilde ancak havadan mavadan besleyeceksiniz. Yanlardan çok hı hı. gelmesi lazım. Onları da fazla e bu ...dönemden bahsediyoruz yani geçmiş dönemlerde onlar yapıldı bir biraz ama şu anda çok az onlarla bir şey değil değil mi toplu buluştuğu zaman o teknikle top hani yapışır deriz ya biz forvetlerde. Evet. O tarzda bir oyuncu değil. Olmadığı zaman da sıkıntı yaşıyorsun. Yani geniş alan bulması lazım Jacklin'in e, Bulamadığı zaman da işte o niye bunu yapamıyor? İşte bundan evvel böyleydi. Şunu hı hı. Biz hep geçmişe bakarak e, yola çıkıyoruz ama öyle değil olay. Kanatları da biraz konuşalım. Onyakur'un ayrılmasından sonra hızlı ve skor üretebilecek bir kanat oyuncusu. Bir hatta iki kanat oyuncusu istemişti e, Fatih Terim. Gündeme ee, o kadar çok isim geldi ki birçok adayı biz konuştuk aslında evet. ama bir türlü o beklenen e, transferler gelmedi. Emre Akbaba'ya döndü. Ligin başlangıcında sakatmış, e, sakatlanmıştı Akbaba. Şimdi e, sağlara dönüş için geri sayıma geçmiş durumda. Emre Kılınçtan da zaten bahsediyoruz hocam. Güven veriyor mu baktığınızda kanat kısmı Galatasaray'ın? Yani şimdi tabii buralarda daha farklı bir profiller isterseniz tamam teknik kapasitesi falan var ama. Sizi şampiyonluğa taşıyacak bir e, dönemde daha beklemek Hı -hı. gerekecek. Daha çok farklı bir oyun işte. Milli takımda da attığınız zaman orada da kaybolup gidiyor. Çünkü çok fazla internasyonel düzeylerde oynamamışsınız. Oynamadığınız zaman da böyle sıkıntıları yaşıyorsunuz. Buralarda aynı şekilde. Buralarda sizden daha farklı bir e, form ve daha farklı bir aktivite bekler. Mesela e, öbür tarafa bakıyorsun Arda. Tamam çabuk mabuk değil ama evet. e, o kadar topla haşır neşir ki top ayağına geldiği zaman güzel şeyleri görüyorsunuz ama devamlılığı yok. Onun devamlılığını Hı -hı. beklemek lazım. E, Emre Kılıç'tan da öyle fazla devamlılık değil. Biraz da tabii fiziksel olarak da zayıf olursanız e, buralarda darbeli çünkü rakipler sizi Hı -hı. sıkıştırıyorlar. Geniş alan bırakmıyorlar. Sivas'ta oynadığınız zaman aynı şekilde. Cagney'e nasıl bahsettik Kasımpaşa'dan. Evet. E, Emre'de de aynı şekilde. Sivas'ta olduğunuz zaman geniş alanları yakalayabiliyorsunuz. Orada iyisiniz ama sıkıştırdık işte der alandaki. Onun için oradaki çabukluk çok önemli. Herhalde zaman zaman e, onu toparlayacak gibi Devam edebilirsiniz bu arada. Son 30 saniyemiz kalmış. O devam ediyor. Gidiyor Güzel orkı. gidiyordunuz evet. <laughs> Valla işte e, orada Fegüli... E, ne kadar beğenmesiniz bile çok tecrübeli hı hı. bir oyuncu. Onun da internasyonel tecrübeleri olduğu için yurt dışında da işte İngiltere'si var, İspanya'sı falan var. Hı hı. Oradaki onun o tecrübelerinden burada topu kaybetse bile yapıyor. Evet. Ama bizim Türk topçularımız da o şekilde değil. Onların işte o tecrübeleri, kendine güvenleri nasıl dedim Arda istediği gibi hareket edebiliyor. Emre de biraz Galatasaray'da tamam geldin ama kurtar artık sıkma kendini yap. Var çünkü o hareketleri var, o teknik e, kapasitesi oradaki var. Oradaki problemi e, tespit ettiniz. yani biraz, biraz rahatlaması mi? lazım, rahatlaması, gerekiyor. rahatlaması Peki. lazım. Çünkü şöyle düşünebilir, ya ben işte ilk 11'de evet. mi oynayacağım, oynamayacağım öbür tarafta formanız hazır ama burası biraz farklı. Peki dönüşte yine sohbetimiz sürecek ikinci saat dilimini burada noktalayalım saat başına buluşalım.